Türkiye'nin aslında sadece paleolitik dönemde değil, miyosen dönemde de önemli bir göç yolu vazifesi gördüğü düşünülüyor. Ankara Pithecus, Grepa Pithecus, Aurana Pithecus ve Kenya Pithecus gibi insansı maymunlara ait fosil kalıntıları, Türkiye'nin miyosen dönemde de önemli bir köprü görevi gördüğünü bize kanıtlıyor. Ankara maymunu olarak bilinen Ankara Pithecus metai, ortalama 10 milyon yıl öncesinde Anadolu'da yaşamış, yaklaşık 25-30 kilogram ağırlığında bir insansı maymun türüydü. Anadolu'da bulunan bu ilk insansı maymun fosilleri ilk kez 1957 yılında paleontolog Fikret Ozansoy tarafından Ankara Sinaptepe'de keşfedildi. Ankara maymunu Ankara Pithecus cinsine ait bilinen tek primat türüdür. Pakistan'da bulunan 12 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen Siva Pithecus ile oldukça benzer özellikler taşır. 1965-1969 yılları arasında Türk-Alman jeologların Bursa Paşalar'daki kazılarında keşfedilen Grepa Pithecus, Kenya Pithecus türleri, Çankırı'da keşfedilen ve daha önceden Makedonya'da bilinen Aurana Pithecus makedoniensis türüne benzediği için Aurana Pithecus Türkiye'ye adı verilen fosiller, Anadolu coğrafyasının insansı maymun ve evrim tarihini milyonlarca yıl geriye çekiyor. Canlıların özellikle bizim açımızdan bakacak olursak insanın evrimi her zaman ileriye doğru gitmez. Gitmemiştir de zaten. Evrim düz bir çizgi olmaktan ziyade çok karmaşık milyonlarca hatta milyarlarca olay ve yolculuklar sürecidir. Evrim için 100 bin yıl bile kısa bir zamanı ifade eder. Duruma böyle bakınca bizim 100 yıllık ömrümüzle evrimin büyük değişikliklerini direkt kendi üzerimizde görmemiz imkansızdır. Evrim mükemmel veya üst insanı yaratmaya çalışmaz. Onun böyle bilinçli bir amacı yok. Bizler onun son bulacak ürünü de değiliz. Var olup yok olan milyonlarca canlı türünden sadece basit bir örneğiz. Konuya bu şekilde baktığımızda Türkiye'de ve dünyada bulunan fosillerin aslında ne kadar da az olduğunu anlayabiliriz. Aslında yapbozun çok büyük bir kısmı halen kayıp. Denizli Kocabaş insanı ile İstanbul Yarımburgaz mağarasındaki Homo erectuslar ve Gaziantep Dülük, Konya Dursunlu, Niğde Karatepe Deresi, Hatay mağaraları ile Antalya'daki Karayın ve diğer mağaralardaki Homo neandertaller arasında çok büyük bir zaman dilimi ve boşluklar var. Bunların da doldurulması için çok daha fazla araştırma ve çalışma gerekiyor. Eskiden bilim insanları 2 milyon yıl önce Afrika'da başlayan göçün Anadolu'dan geçmediğini düşünüyorlardı. Fakat 1.2 milyon yıl öncesine ait Denizli Kocabaş insanı bize Homo erectus'un Anadolu'ya da geldiğini gösterdi. Homo erectus en uzun zaman dilimi boyunca dünyada yaşamış olan insan türünü oluşturuyor. Haytek diğer insan türlerinin hepsinin dünyadaki sürelerini topladığımızda bile Homo erectusların yaşam süresini yakalayamamasının nedeninin Homo erectusların Asya'dan Avrupa'ya her koşula adapte olabilme yeteneklerinden kaynaklandığını vuruluyor. Fakat 2018 PLOS FAN'ın bir makalesine göre Dr. Charles Shipton, Homo erectusların kısmen tembellik yaparak alet yapımı ve kaynak toplamada kolay yolu seçip basit stratejiler geliştirdiğini düşünüyor. Bu Homo erectusların bizim gibi ufku izleyen ve çok düşünen değil, daha çok günlük çıkarlarını düşünen insanlar oldukları ve bu yüzden de kendilerini özellikle iklim değişikliği ve kıtlığa hazırlayamadıklarını düşünüyor. Homo sapiens ve Homo neandertaller kaliteli taşlar bulmak ve uzun zaman kullanacakları el baltaları yapmak için uzun mesafeler gidiyor ve dağları aşıyorlardı. Ama Homo erectusların bu gibi önemli detaylara fazla takılmadığı düşünülüyor. Bu çalışmalara göre Homo erectuslar zamanla tembel olmalarının yanında daha muhafazakar bir anlayışa da sahip olmaya başlamışlardı. Çevrelerindeki ani değişimlere rağmen onlar teknolojik aletlerini geliştirme konusunda biraz yavaş kalmış ve atalarından kalan taşların benzerlerini yapmaya devam etmişler. Bunların hepsi birleştiğinde de Homo erectusların daha az av yakaladığı, beslenemediği için de üreyip çoğalamadıkları düşünülüyor. Dünyadaki varlığını en uzun süre sürdürebilen Homo erectusların ne zaman tamamen yok olduklarını bilmiyoruz. Ama arkalarında halen keşfedilmeyi bekleyen uzun bir tarih bıraktıklarına eminiz.